Evet arkadaşlar, 2,5 ayın sonunda 3. aşamada sirkelerimizi süzdüm. Elma ve 2 çeşit üzümün karıştığı siyah üzüm, bir de açık renk üzüm koydum. 2 çeşit sirkemi oluşturdum. Şifa deposu, probiyotik, sağlık. Hepinize afiyet olsun. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Şeffaf sirke anamızı da bu şekilde size göstermek için çıkardım. Kendi analarını oluşturdular. Lütfen beğenip yorum yazar mısınız? Abone olur musunuz? Çok teşekkür ederim. Hepinize şifa olsun. Bir de bir yemek kaşığı sirkeyi bir bardak suya koyup içerseniz probiyotik, sağlık ve şifa deposu. Hepinize afiyet olsun. Zamanı önce siyah üzüm sirkemi tadıyorum. Oh, gerçekten şahane. Bir de elma sirkemi tadıyorum. Muhteşem. Gerçekten 2,5 aydan önce sirke oluşumu olmuyor. Bu sirkelerimin bir de benim durdukça sirkenin değeri artar. Bir yıl sonra bu sirkeler altın değerinde. Hepinize afiyet olsun. İşte şeffaf deniz anası gibi bir şey bu sirke anası. Doğanın harikası, mucize. Şifa deposu, probiyoti oluşturan bu sirkede. Bakın. Ne kadar güzel. Merhaba arkadaşlar. Selvi'nin mutfağına hoş geldiniz. Mutfak bir bütündür. Sadece yemek değil, peynirliyle, yoğurduyla, sirkesiyle mutfak tam bir bütündür. Bugün sizlere elma sirkesi. Elmalarım doğal elma. Bu şekilde. Elmalar doğal olursa organik oluyor daha çok. Bunları şimdi güzelce temizlemesini göstereceğim. 2 çeşit sirke kuruyorum. İkincisi de siyah üzüm. Siyah üzümleri şu şekilde hazırlayacağım. Üzümlerimizi şöyle tanelerinden ayırıyoruz. Üzümlerimi ben 3 su yıkadıktan sonra 1 saatte suda beklettim. Çöp kalmaması gerekiyor. Şu çöplerini tek tek ayıklayacağız. Kavanozumuzun altına şu şekilde yıkanmış nohut şöyle 2, 4, 6, 8, 10 adet. 10 adet nohut atıyoruz. Mayalanması için. Bu şekilde olursa bunun erimesi zor oluyor. İster böyle kesin bıçakla. Bunu mutlaka parçalanması gerekiyor. İsterseniz şu şekilde ezerek koyun. Mutlaka bu tanelerinin parçalanması gerekiyor. Bunu bu şekilde yapıp kavanozuma dolduracağım. Parçalamış olduğum. Bu şekilde devam edecek. Doldurmuş halini tekrar gösteririm size. Doğrayayım. Daha küçük bile olabilir. Bu doğal elma olduğu için kurtları olabiliyor. Çok iyi temizlememiz gerekiyor. Şöyle bir tane göstereyim size. Elmalarımı da 3 su yıkadıktan sonra 1 saat suda beklettim. Çekirdekleri, çöpleri kesinlikle girmesin. Şekilde bunları kesinlikle olmasın. Şu elmanın güzelliğine bakın. Doğal elma bu. İlaçsız. Bunu yemesi de çok güzel oluyor. Orta kısmını kesinlikle kullanmıyoruz. Bu şekilde elmalarımızın hepsini doğruyoruz, hazırlıyoruz. Elmaya da aynı şekilde 10 adet nohut koyuyoruz. Doğradığımız elmaları üzerine dolduruyoruz. Evet arkadaşlar, siyah üzüm sirkem şununla yapmıştım.
Fakat 1 kilo siyah üzüm, 1 kilo da bu açık renk üzümden koydum. 2 renk üzüm oldu. Elma sirkemi de bu şekilde doğradık. 10 tane içine nohut, 10 tane içine nohut. Çeşme suyu asla kullanılmaz. Klorludur. Sirkeniz olmaz. Suyumuz da damacana suyu. Bakayım biraz daha. Çünkü bu köpürecek. Üzümünkü tam. Önce elmayı 20 gün, bir hafta aydınlıkta her gün bu karışacak. Bu şekilde. Yalnız tahta kaşıklı, metal kaşık kullanmayın. Bu şekilde karıştırdınız. Bakın iki renk üzümden yaptık. Çok güzel olacak bu da. Bu şekilde. Bunu ara ara çekimlerini ben yapacağım. Sirkemiz bir ayda oluşacak. Hiç acele etmeyin. Gerçek sirkenin probiyotinin oluşması bir aydan önce olmuyor. 20 gün sonra sebzeleri, meyveler eriyecek. Onu süzeceğiz. Tekrar bekleteceğiz. Üzerin kapak asla kapanmaz. Temiz mermer şahi tülbent örtüsü. Bu şekilde. Üzerine böyle lastiklerim var benim, takıyorum. Hava alması şart. Şekilde lastiklerimi takıyoruz. Hiçbir toz böcek girmiyor. Bir hafta ışıkta tutuyorum. Sonra karanlıkta, ışık görmeyen yerde. Her gün karıştırıyorum yalnız. Üzüm sirkemiz, elma sirkemiz 15 günü doldu bugün. Meyveler eridi. Ben ayrı ayrı kaşıklarla karıştırdım. Siz de öyle yapın. Bir gün karıştırdım. Bakın üzüm tanelerini. Kesinlikle 15 gün her gün bu şekilde karıştırdım ben. Bugün 15. günü. Artık birinci süzmeyi yapacağız. Bundan sonra ikinci süzmemiz de var ama. Mis gibi de kokusu yayıldı. Şöyle. Ellerim hijyen. Çok önem gösterin bu hijyen konusunu. Sirkeniz yoksa bozulur. Kavanozumuzu tamamını süzeceğim. Bakın yere düştü bu şekilde. Püre olmuşlar ama koku muhteşem bir koku. Tülbentli olmaz. Mutlaka sık dokulu bir şey olacak. Ben bunları erkek mendillerini böyle aldım, sıfır. Yıkadım, hijyen yaptım, çok iyi oluyor. Elma sirkemizin şu anda sıkım işlemi bitti. Dinlenmeye gidecek artık. Evet arkadaşlar, üzüm sirkemiz şimdi sıkıma gidiyor. 15 günde bu hale geldi. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz, bakın nohutlar nasıl büyümüş. 5-6 nohutumuz. Bu bezi artık üzüm sirkesinde kullanamam.
Çünkü püre halinde yapıştı. Bu da artan malzemeler şimdi çöpe gidecek. Şimdi temiz tülbent taktım. Şöyle. Şimdi üzüm sirkemi sıkmaya başlıyorum. Bunun kokusu da daha değişik bir harika. Evet, bu renge bak. İki çeşit üzümden bu. İki renkli. Şimdi sıkıma gidiyor. Renge bakar mısınız bir kere? Harika. Bu mermer şahı iki katlı şu anda kullanıyorum. Çok güzel koktu. Bakar mısınız renk arkadaşlar? Sirkeyi bir anda yaptığım için iki çekim yapmadığım için biraz daha zor oluyor. Şurayı çeker misin? Nasıl bir renk? Mis. Daha sonra sıkayım. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi 15-20 gün sonra kontrol edeceğim ben. Bu sirkemizi bir kez daha süzeceğiz. Şimdi bu ilk süzmesi. Kapağı, ağzı kapalı şu anda artık kapatacağız. Arkadaşlar üzüm sirkemi de sıktı. Posası bu. Bu çıktı. Ondan sonra elma sirkemi sıktım. Şimdi kapaklarını artık kapattım. Çünkü tülbentli artık zamanı bitti. 15-20 gün karanlıkta ışık görmeyecek yerde bekleyecekler. Bir üçüncü çekimi yapacağım. Bu ikinci çekimde. Bir üçüncü çekimde sirke oluşumumuz tamamlanacak. Elma sirkemin rengine bakar mısınız? Harika. Şimdi bir tülbentten daha geçireceğim ben bunu 15 gün sonra. Daha da parlak olacak sirkem. Şu anda yarı yarıya olmuş durumda. Bu da siyah üzüm sirkem iki renkli. Muhteşem ikili. Süper. Merhaba arkadaşlar, sirke yapımında üçüncü çekilimi bir hazırladık, iki süzdük, bu üçüncü. Bu olmuş hali artık. Bakın, sirke anamız da oluştu. Şimdi eldivenle elma sirkemin içindeki önce sirke anasını alacağım. Onun için hijyen olsun diye eldiven giydim. Şu şekilde. Çok güzel sirke anası. Bakın. Sirke anası bu şekilde. Elmas sirkenin kendisi yaptı bu sirke anasını.
Şimdi üzerindeki örtü tabakasını şöyle göstereyim. Bakın nasıl şeffaf, güzel, görüyor musunuz? Şimdi ben bununla bir kapak fotoğrafı hazırlamak istiyorum. Çünkü sirke anasının görünmesini istiyorum. Daha sonra süzeceğim. Sirke anamızı eldivenle aldım bozulmaması için. Şimdi kaynattığım tülbenti, hijyen yaptığım tülbenti sirkemi süzüyorum. Elma sirkemi. Bunu süzeceğim. Bu ikinci süzmesi. Şu şişeme dolduracağım şimdi. Dur. Elma sirkemizin kokusunu duymanızı isterdim. Muhteşem bir koku. Şimdi tekrar kalan sirkemizi süzüyoruz, şişeyi dolduruyoruz. Bu işlem, bakın ne kadar şey olsa da dilindeki tortuyu görüyor musunuz? Böyle özenle süzerseniz eğer sirkeniz o kadar parlak olur. Bakın. Hem süzgü hem tülbent. Yani bu tülbent değil, mermer şahi. Tülbent de tozlu oluyor. Bu şekilde şişenin tamamını. Evet arkadaşlar, elma sirkesinin sirke anası bu şekilde. Şeffaf, şahane bir sirke anası oluşturdu. Siyah üzüm sirkesi. İkisini aynı anda yaptım. 2,5 ay sürdü aşaması. Çünkü gerçek keskin sirke analarını kendi yapmasını istedim. Şahane sirkelerim oldu. Şifa deposu. Hepinize öneriyorum. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Lütfen vermiş olduğum bu sirke tarifini uygulayın. Şifa olsun hepinize. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar, 2,5 ayın sonunda 3. aşamada sirkelerimizi süzdüm. Elma ve 2 çeşit üzümün karıştığı siyah üzüm, bir de açık renk üzüm koydum. 2 çeşit sirkemi oluşturdum. Şifa deposu, probiyotik, sağlık. Hepinize afiyet olsun. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Şeffaf sirke anamızı da bu şekilde size göstermek için çıkardım. Kendi analarını oluşturdular. Lütfen beğenip yorum yazar mısınız? Abone olur musunuz? Çok teşekkür ederim. Hepinize şifa olsun. Bir de bir yemek kaşığı sirkeye bir bardak suya koyup içerseniz hem kolesterol, tirozit, probiyotik, sağlık ve şifa deposu. Hepinize afiyet olsun. Zamanı önce siyah üzüm sirkemi tadıyorum. Oh, gerçekten şahane. Bir de elma sirkemi tadıyorum. Muhteşem. Gerçekten 2,5 aydan önce sirke oluşumu olmuyor. Bu sirkelerimin bir de benim 3 yıllık birikmişi olan var. Durdukça sirkenin değeri artar. Bir yıl sonra bu sirkeler altın değerinde. Hepinize afiyet olsun. Şimdi şu şeffaf, bakın hiç parçalanmadı. O kadar çekim yaptık. Sirke anamız bu şekilde şeffaf. Kesinlikle parçalanmadı. Şöyle yapıyor. Temiz, hijyen bir kavanozun içine koyuyoruz. Üzerine de damacana suyu koyuyoruz.
Ağzını güzelce kapatıyoruz bu şekilde. Ben şimdi bu lahana turşusu kuracağım. Bu sirke anasını içine atacağım. Sirkelerde kullanmıyorum. Çünkü her sirke kendi annesi anasını yaparsa sirke kalitesi o şekilde yüksek olur. Yani sirke anası sirke oluşumunda içine konmaz. Turşularınızı da mı kullanabilirsiniz? Ben şimdi kapatıyorum. Bir hafta sonra lahana çekimim var. Onu da kullanırken size göstereceğim. İşte şeffaf deniz anası gibi bir şey bu sirke anası. Doğanın harikası, mucize, şifa deposu, probiyeti oluşturan bu sirkede. Bakın, ne kadar güzel. Çok güzel değil mi? Hepinize şifa olsun.